Bu dersimizde Oracle veri tabanına SQL Plus ile bağlanarak DBA ile ilgili SQL komutlarını çalıştıracağız. Bir DBA'nin yani veri tabanı yöneticisinin işine yarayacak bazı komutları SQL Plus ile çalıştıracağız. Sağ tarafta sorulu cevaplı hazırladığım bazı sorgular var. Bunları ilk önce sorusunu okuyacağız. Daha sonra cevaplarını oluşturacağız. Bunun ilk sorudan başlayalım. Veri tabanındaki bütün kullanıcıların bilgilerini getiren SQL sorgusu. Bunun cevabı DBA ile başlayan Users VB. Yıldız from DBA Users. Sorguyu hazırladım ve çalıştırdım. Şimdi tam liste geldi. Burada gördüğünüz gibi username yazıyor. Ben bu username'i isteyeceğim. Daha net görünüm olması için. Username from DBA users. Gördüğünüz gibi SYS sistem ve SYS man var. Ozhan var. Benim kendi oluşturduğum kullanıcı. HR var. Default gelen. Daha sonra IXCHOE var. Scott var. Bunlar Oracle'daki kullanıcılar. Bunların tamamını SQL, bu arada buraya SYS ile giriş yaptık, login olduk. Yani normal bir kullanıcı değil bu. Sistem kullanıcısı. Şimdi ekranı temizliyorum. Ve ikinci sorgumuzu hazırlayalım. Veri tabanındaki bütün roller hakkındaki bilgileri gösteren SQL sorgusu. Rollerde gene DBA ile başlıyor. DBA roles içerisinde. Select from DBA roles. Evet, bu daha temiz bir sorgu oldu. DBA role. Tüm roller burada var. Mesela DBA var, resource var, connect var. AQ user role var. Bunlardan sonra product manager var, HR manager, overall manager. Bunları da burada görebiliyoruz. Bunlar benim kendi oluşturduğum rollerdi. Şimdi üçüncü bir sonraki sorumuza geçelim. Veri tabanındaki tüm table space'ler hakkındaki bilgileri gösteren SQL sorgusu. Select yields from DBA table space. Şimdi bunda table space name sütununu alalım. Orada gördüğümüz select table space name from DBA table spaces dedik. Çalıştırdık ve bize 6 satırlık bir sonuç geldi. System, SYS AUX, Undo, Temp Users ve Example. Example'ı ben oluşturmuştum demolarımda. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Veri tabanındaki tüm kullanıcılara ait bütün tablolar hakkındaki bilgileri gösteren SQL sorgusu. Tüm tablolara ait, tüm kullanıcılara ait tüm tablolar, yani kısacası veri tabanındaki tüm tabloların listesini isteyeceğiz burada. Select yıldız from tables dedik. Yani bu biraz uzun. Bunda table name'ini alacağız. O şekilde yazdıracağız. Tabi sorgunun sonunu görebilirsek. Çünkü epey kayıt olacak burada. Böyle durumlarda ilk önce desk ile tablonun yapısına bakmalı. Mesela aslında tablolar çok fazla olduğu için DBA tables view'inde çok fazla sonuç olacağını daha önceden tahmin edebilirdik. Bunu desk DBA tables diyerek onun kaç sütundan oluştuğuna bakabilirdik. Hangi sütunu almak istediğimize de bakabilirdik. Bu şekilde uzun süren sorgu hazırlamamış olurduk. Şimdi bunun içerisine bakalım şimdi. Desk DBA tables.
Evet, gördüğünüz gibi çok fazla var. Mesela owner ya da table name alınabilirdi burada. Şu şekilde table name diyelim. From DBA tables. Evet. Sorgu sonuçları bu şekilde geldi. Normalde az kod olsa da, az kayıt olsa da çok fazla satırı istediğimiz için, çok fazla sütunu istediğimiz için o şekilde uzun sürmüştü. Bu şekilde bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi veri tabanındaki tüm geri alma parçaları, yani rollback segments hakkındaki bilgileri gösteren SQL sorgusunu inceleyelim. Select yıldız from DBA rollback segs dedik. Burada segment name var. Segment name from DBA segments. Evet, segment isimleri de bu şekilde listeledik. 11 kayıt geldi bize. Birincisi sistemdi, diğerleri de SYS ile başlıyor. Şimdi veri tabanındaki tüm kullanıcılara ait tüm kısıtlamalar, yani constraint'ler hakkında bilgileri gösteren SQL sorgusuna bakalım. Select yıldız from DBA constraint. Yanlış yazdık. Constraints. Burada constraint name olması gerekiyor. O constraint name'i alarak tabii ki daha kısa sürecek sorgu yapabiliriz. Bu yine tablolara göre daha kısa sürecektir. Constraint'ler veri tabanı üzerindeki tüm tablolarda bulunan kısıtlamaları içerir. Yani tüm tablolarda ne kadar kısıtlama varsa hepsini isim isim burada bilgileriyle ekrana yazdırmış oluyoruz. Bu sorguyla DBA tarafındaki özelliklerinden bir tanesi de bu. Tamamen veri tabanı üzerinde bir hakimiyet kurmak istiyorsanız, tüm bilgileri edinmek istiyorsanız bu şekilde constraint'leri de takip edebilirsiniz. İşte tüm satırları istediğimizde böyle oluyor.
Şimdi Oracle veri tabanında constraint'leri inceledik. Veri tabanındaki bir sonraki sorumuzda veri tabanındaki tüm table space'lere şimdi Oracle veri tabanında constraint'leri bu şekilde inceleyeceğiz. Veri tabanındaki tüm kullanıcılara ait tüm kısıtlamalar yani constraint'ler hakkında bilgileri gösteren SQL sorgusu. İlk önce buna bir desk ile yapısına bakalım. DBA constraints. Evet. Biz burada constraint name'i alalım. Constraint name from DBA constraint dedik. Ve bu şekilde bir sorgu sonucu geldi. Gördüğünüz gibi sistem tarafında isimlendirilmiş kayıtlar bunlar. Sadece bu sütunu istediğimiz için bize ek bir sıkıntı çıkarmadı. 11.000 kayıt var burada. Bir sonraki sorumuzda veri tabanındaki tüm table space'lere ait şu şekilde aşağı indirelim. Tüm table space'lere ait tüm veri dosyaları yani data files hakkındaki bilgileri gösteren SQL sorgusu. Bunun için şu şekilde select yıldız from DBA data files diyorum. Evet. File name'i alabiliriz burada. File name from DBA data files dedik. Evet, gördüğünüz gibi data file'ların yollarını yani patch bilgilerini bize getirdi. Bu klasörler içerisinde DB file dosyaları var diyor. Bir sonraki sorumuzda veri tabanındaki tüm kullanıcılara ait tüm parçalar yani segments hakkındaki bilgileri gösteren SQL sorgusu. Sanıyorum segment name olması gerekiyor. From segments. Evet. Bütün segmentlerin segment isimlerini aldık. Evet, 5900 küsür kayıt geldi bize. Bu şekilde segmentlarında bilgilerini alabiliyoruz. Üzerinde ver filtrelemesi de yapabiliriz. Tabii ki size kalmış. Bir sonraki sorumuzda veri tabanındaki tüm kullanıcılara ait tüm genişlemeler yani extent hakkındaki bilgileri gösteren SQL sorgusu. Bu da extent name diyelim from DBA extent. Yanlışmış. Evet, tahmin yapmıştık. Bakalım neymiş? Desk DBA extents dedim. Evet, segment name select segment name from DBA extents. Evet, istediğimiz sorgular başarıyla geliyor. Epey kayıt var gene. Evet, bu sorularda bu şekilde istediğimiz filtrelemeyi de uygulayabiliriz bunlar üzerinde. İstediğimiz net bilgileri alabiliriz. Yani Oracle veri tabanı üzerinde mesela ne kadar RAM kullandığını bile bu DBA komutlarından öğrenebiliriz. Burada bayağı bir kayıt var. Anlaşıldığı üzere. Evet, 9000 küsür kayıt çıktı. Şimdi veri tabanındaki tüm kullanıcılara ait tüm indeksler hakkındaki bilgileri gösteren SQL sorgusu. Index name olması gerekiyor. Select index name from DBA indexes diyelim. Evet, bize tüm indekslerin isimlerini getiriyor bu da. 4000 küsür indeks vardı. Bunların tamamının isimlerini getirdi. Veri tabanındaki tüm nesneler yani objeler hakkındaki bilgileri gösteren. Evet, bunda da object name from DBA objects dedik.
Evet, bunda da isimleri tüm nesnelere getirdi. Bu biraz uzun sürecek diye tahmin ediyorum. Çünkü veri tabanındaki tüm nesnelerin isimleri oluyor bu. Yani epey nesne olduğuna göre işimiz biraz zor. Yani bu sorgu bitmez yani herhalde. Şimdi şimdi evet, az önce objeleri inceledik DBA'deki. Veri tabanındaki tüm kullanıcılara verilen tüm roller hakkındaki bilgileri gösteren SQL sorgusu. Bunda da desk diyorum. Desk DBA rol queries bakalım. Evet. Granted role var. Mesela bunda şunu yapalım. Granted role diyelim ve from DBA role queries. Evet, gördüğünüz gibi 145 kayıt geldi bize. İstediğimizi gene almış olduk. Şimdi sequence'ler üzerinde bu işlemi yapalım. Veri tabanındaki tüm kullanıcılara ait tüm sıralar, yani sequence'ler hakkındaki bilgileri gösteren SQL cümlesi. Bu da sequence name from DBA sequences diyelim. Evet, 228 kayıt. Bu şekilde sequence'lerin tamamını almış olduk. Bir diğer sorumuz da veri tabanındaki tüm kayıt kullanıcılara ait tüm eş anlamlar, yani sinonimler hakkında bilgileri gösteren SQL sorgusu. Bunda da yapısına bakalım. DBA synonyms. Evet, synonym name var. Select from DBA synonyms diyelim. Evet. Gene tüm sinonimler üzerinde istediğimiz sorguyu çalıştırdı ve başarıyla çalıştırdı. Fazla başarılı. Çünkü sorgu bitmedi. Evet. 27-28 bin kayıt geldi bize. Şimdi veri tabanı üzerinde view'leri inceleyelim. Veri tabanındaki tüm kullanıcılara ait tüm görüntüler, yani view'ler ile ilgili bilgileri gösteren SQL sorgusu. Select view name diyelim. View name from DBA views. Evet, şu an tüm view'lerin isimlerimize getiriyor. 5000 küsür view varmış. Veri tabanındaki tüm tablespace'lerin toplam alanları hakkında bilgi gösteren SQL sorgusu. Şimdi şu şekilde bir çalışma yapalım. Tablespace name sum. Sum fonksiyonunu kullanıyoruz. Aşağıda DBA data files group by tablespace name. Şimdi DBA data files group by tablespace name. Yanlış yazmışız. Evet, şurada
A koymayı unutmuşuz. Evet, gördüğünüz gibi 5 kayıt geldi bize. Bu şekilde tablespace'lerin toplam alanlarını da hesaplamış olduk. Burada karşılarında hesaplamış şekilde yazdırdık. Bir sonraki sorgumuzda veri tabanındaki tüm tablespace'lerin toplam boş alanları hakkında bilgileri gösteren SQL sorgusu. İlk önce ekranı bir temizleyelim. Şimdi sorgumuzu yazalım. Table space name sum bytes, yani toplamını bulacağız gene. From DBA free space, yani boş alanlar. Group by table space name. Evet. Şimdi bu table space'lerin tamamının üzerinde boş alanları hesapladık ve bu şekilde yazdırdık. Bu da gene DBA'in kullanması gereken sorgulardan bir tanesi. Bir kullanıcıya ait tüm tabloların veri tabanında kapladığı yeri büyükten küçüğe doğru sıralayarak gösteren SQL sorgusu. Bunun için de sıralamalı bir çalışma yapalım. Segment name sum, yani karışık bir görünüm olmasın. From user segments, user segments, kapatmamamız gerekiyor tabii ki. User segments dedim, alışkanlık hemen kapatıyor. Segment name, segment type'ı table olsun. Group by segment name olsun. Order by ise sum bytes olsun ve desk şeklinde sıralansın. Evet. Bir kullanıcıya ait tüm tabloların veri tabanındaki kapladığı yeri belirten sorgu. Burada da karşılığında gördüğünüz gibi sum olarak hesaplanmış olarak bu bilgiler yer alıyor. Bir sonraki sorgumuzda veri tabanındaki tüm kullanıcılara verilen tüm roller hakkında bilgileri gösteren SQL sorgusu. Bu da selected from DBA role privs. Bunu yukarıda yapmıştık diye hatırlıyorum. Bu şekilde bu SQL cümlesiyle herhangi bir kullanıcının başka kullanıcılara ait nesneler ile ilgili olan haklarını, herhangi bir kullanıcının başka kullanıcılara kendi nesneleriyle ilgili olarak verdiği haklara bakılabilmektedir. Yani kimin hangi hakkı var ve SQL cümlesiyle görülmektedir. Örnek, şu örneği yapalım. Şimdi ilk önce yapısına bakalım. DBA role privs. Evet. Granted role. Onu alalım. Granted role from DBA role privs where grantee eşittir CS. Evet, 256 kayıt bize geldi. Bu şekilde bilgilerini almış olduk. Şimdi veri tabanındaki tüm kullanıcıların sahip olduğu, hak verdiği ve hak aldığı nesnelerle ilgili nesne hakları konusunda bilgi gösteren SQL sorgusunu alalım. Bu da select yıldız from DBA tab privs. Yine uzun bir sorgu oldu. Zaten sorgularımız bitti. Bu şekilde DBA ile ilgili kullanılması gereken bilgi alınabilecek veri tabanı üzerinde hemen hemen kullanacağınız birçok sorguyu incelemiş olduk. Daha bunun tabii ki çok komplike yapıları var. Bunların üzerinde işlemler yapıp birleştirerek çalışma teknikleri var. Onları da siz kendiniz uygulamalar yaparak istekler doğrultusunda geliştirebilirsiniz. Bu şekilde Oracle veri tabanında sistem kullanıcıların, yani yöneticilerin kullanacağı sorguları da incelemiş olduk.